Keşke yapmasaydım programından herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Yunus Çevik. Kanalımıza ilk kez geliyorsanız, abone olup bildirim zilini açarsanız gerçekten mutlu oluruz. Karşısındaki kadın bir şeytan ama şeytan olduğunu daha sonra anlıyor. Ve daha sonra kimle evleniyor biliyor musunuz? Çok ilginç. Her şeyin hayırlısını isteyeceğimizi öğreneceğimiz bir hayat hikayesini izleyeceğiz. Videoyu izledikten sonra düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz ama unutmadan like tuşuna basarsanız gerçekten mutlu oluruz. Yaptığınız yorum ve like'lar verdiğimiz emeklerin karşılığı olacaktır. Yunus Bey merhaba, nasılsınız? Kanalınızı daha yeni keşfettim. Birçok insana vesile olduğunuz için de teşekkür ederim. Benim de bu kervanda bir yüküm olsun isterim. Hikayemi yayınlarsanız sevinirim. Hikayemde kendi ismim dışında tüm isimleri de değiştireceğim. Benim hikayem İmam Hatip Lisesi'nde başladığım dönemde başladı. Lisede okurken sınıfımda bir kız vardı. Adı da Ayşe olsun. Başlarda arkadaştık. Fazla bir dönemde okumadım zaten. Bir yılı varmadan okulu bıraktım. Ayşe de okulu bıraktı. Birbirimizle numaralarımız olduğu için telefonla konuşmaya devam ediyorduk. Bu arada İzmir'in küçük bir ilçesinde yaşıyorduk. Dediğim gibi başlarda arkadaştık. Zamanla ben Ayşe'yi sevmeye, aşık olmaya başladım. Ama korkuyordum. İçimde tek bir korku vardı. Kaybetmek korkusu. Çünkü ona deli gibi bağlanmış, tek zaafım olmuştu. Böyle aylar geçti. Biz her gün yazışıyor, her gün konuşuyorduk. Bu arada o kendine erkek arkadaşlar yapıyor, onlarla sevgili oluyor, derdini, yaşadıklarını da bana anlatıyordu. Ben de içim kan ağlasa da, canım yansa da sırf onu kaybetmemek için dinliyor, fikirler veriyor, tavsiyelerde bulunuyordu. Ona olan sevdam hafife alınacak bir sevda değildi. Dünyayı yak deseler yakarım, alemi yık deseler yıkarım. Böyle böyle 4 yılımız geçti. Bu süre zarfında o başka başka kişileri sevdi. Bense bir tek onu. Ama sustum. Onu kaybetmekten korktuğum için sustum. Onu kaybetmektense sesi yeterdi bana. Muhabbeti yeterdi. Gülüşü yeterdi. Yaşadığımız yer küçük bir ilçeydi. Onun köyü ilçenin diğer ucunda dağlık bir köy. Benimki diğer ucunda dağın yamacında bir köydü. Ben her gün sevdiğimi kaybetmekten korktum. Her gün can çekiştim de ölmekten korktum. 4 yıllık sürenin zarfında ben kendimi toparladım. Ve olduğu gibi ona sevdiğimi söyledim. O da kabul etti. O da beni seviyormuş öyle dedi. Benim bir huyum vardır Yunus Bey. Ya çok sinirlendiğimde ya da çok heyecanlandığımda sol ayağım titrer. O gün de öyle oldu. Ayağımın titremesi durmuyor. Sevincimden havalara uçuyordum. Olmuştu artık. Sonunda sevdiğim benim olmuştu. Bunun mutluluğunu yaşıyordum ama fazla sürmedi. Aslında 3 ay gibi bir süre sürdü ilişkimiz. 4 yıl korkak bekleyişin mükafatı kısa bir zaman. Sevgiliyiz. O zaman amcasının oğlunun köyde düğünü varmış. Beni düğüne davet etti. O beni düğüne davet edince dünyalar benim oldu. Aradan 4 yıl sonra ilk kez görecektim onu. Tam bir hafta vardı düğüne. Köylerimiz birbirinden uzak ve ulaşım zordu. Arabamız da yoktu o zamanlar. Olsa da kullanmayı bilmiyoruz ki zaten. Arkadaşlarımda da motosiklet var. Ama kullanmayı bilmediğim için kimden istediysem vermediler. Çalıştığım yerden avans aldım. Borç para derken kendime bir tane motosiklet aldım. Sırf o düğüne gidebilmek için. Gidip de onu görebilmek için. Aldım almasını ama kullanmayı bilmiyordum. Bir haftada öğrendim. Düğüne bir gün kala mağazaya gidip kendime yeni kıyafetler aldım. Berbere gidip tıraş oldum, damat gibi hazırlandım anlayacağınız. Tabii ailemin de bu durumdan haberi vardı. Hatta oğlum askerliği bitir gideriz diyorlardı. Bizim oralarda kız kaçırmak çok olur. Annem kızı kaçırmaya mı gidiyorsun diye ağzımı arıyor. Babamsa oğlum o köyün insanı kötüdür. Seni döverler deyip hem dalga geçiyor hem de korkutmaya çalışıyordu. Ben onun için ölmeyi göze almışım. Korku neydi? Öl de söylürdüm. Yan dese yanardım. Dünyaya kafa tutardım da bir tek onda da çaresizdim. Düğün günü gelmişti. Aylardan aralık, günlerden pazar. O gün çok soğuk bir hava vardı. Aralığın soğuğu kazma kürek yaktırır insana. 1,5 saatlik yolum vardı. Sabah 8'de çıktım yola. Evet erkendi, çok erkendi de ama yerimde duramıyordum, onu görmek istiyordum. 1,5 saatlik yol süreci boyunca kaç kere durdum. Kaç kere kendimi ısıtmaya çalıştım saymadım.
Soğuktan parmaklarım ağrıyor, kulaklarım, burnum donuyordu. O soğukta onca yolu kat edip bir tek onu görmeye gittim. Vardım da aradım, beni yolda beklemesi gerektiğini, geleceğini söyledi. Bir süre sonra geldi de hediye almıştım ona. Unutmamıştım tabii gelirken. Yanında amcasının 10 yaşındaki oğlunu da getirmiş. O an karşımda duruyordu. Benim yine sol bacağım titremeye başladı. O gün de aynısı olmuştu. Konuşacaktık belki, belki sarılacaktım. Belki elini tutacaktım ama daha hediyesini bile vermeye fırsat kalmadan korna sesiyle yakalandık. Düğüne gelen eniştesi bizi görmüş yakalamıştı. Ayşe o an kaçmaya başladı. Ben ne olduğunu anlamadım. Hediyeyi de 10 yaşındaki yeğenine verdim. Ayşe'ye vermesini söyledim. Ben de oradan motoruma bindiğim gibi kaçtım. Evime vardıktan sonra fotoğraf göndermiş bana. Düğünde çekildiği bir fotoğraf. Hediyemi de almış takmış. Öyle çok mutlu etti ki beni o gün. İnanın insan aldığı nefesten bile keyif alıyor. O olayın üzerinden 2 gün geçti. Ben bu 2 gün zarfında bir daha ondan haber alamadım. Merak, korku, endişe içindeydim. Kötü bir şey olduğunu farkındaydım. Ben endişe içinde beklerken aradı beni. Eniştesinin ailesine söylediğini, ailesine şiddet gördüğünü, kavga ettiğini, telefonu da elinden aldıklarını söyledi. O gün normal bir şekilde konuştuk ama ben bilmiyormuşum ki o bizim son konuşmamızmış. Son konuşmamızdan sonra bir hafta haber alamadım. Korku ve endişe sardı, merak sardı. O kaybetme korkusu var ya, o kaybetme korkusu hala korkutur beni. Bir haftanın sonunda bir gün telefonum çaldı. Arayan amcasının kızıydı. Telefon açtığında bana yüksek bir sesle Ayşe'nin kayıp olduğunu, Ayşe'nin nerede olduğunu, Ayşe'yi ben kaçırdıysam nerede olduğunu söylememi ve ailesinin de perişan olduğunu söyledi. Ben bunu duyduğumda şok geçirdim, sustum, şey diyemedim, inanamadım. Yine başladı sol bacağım titremeye. Sustum. Olamazdı, kaçamazdı. O bana bunu yapamazdı. Önce bir oyun olarak düşündüm. Belki ailesinin başkasından dolayı benden ayrılması gerekmişti. Ve o yüzden böyle bir oyun kurmuştu. Telefonda bağırdım çağırdım. Küfrettim, kapattım. Hala inanamıyordum. Olamaz dedim, yapamazdı. Yine aradan bir hafta geçtikten sonra bir gün Facebook'ta fotoğraflarını gördüm. Evlenmiş, gelinlik giymiş, düğün yapmışlar. Mutlu da gözüküyordu. O gün anladım ki doğruymuş. Yalan olan tek şey bana olan aşkıymış. O an anladım ve inandım. Çünkü insan önceleri inanmak istemiyor. Hep bir umut oluyor insan içinde. Ama göz gördü mü umut da kalmıyor insanda. O günden sonra kendimi alkole vurdum. Tam bir alkolik oldum. Gülmüyor, güneşim açmıyor. Yaşayan bir ölü gibi sağdan sola gezip duruyordum. 1 yıla kadar süre geçti. Ben yavaş yavaş kendimi toplamaya başladım ki askerlik kağıdım geldi. Gittim askere. Askerliği 12 ay yaptım. Gaziantep'te askerlik sürecinde kendimi toparladım. Artık normal hayatıma geri döndüm. Unutmaya başlamıştım. Onunla aşkım büyük bir alevden köze ve küle dönüşmeye başlamıştı. Askerden geldikten 15 gün sonra telefonum çaldı. Aradan tam 2 yıl geçmiş. 2 yıl boyunca ne ondan haber aldım ne de onun sesini duymuştum. Arayan Ayşe'ydi. Bana alo nasılsın dedi. İyiyim diyemedim, sustum, sesim çıkmadı, dilim dönmedi. Tek diyebildiğim bana bunu neden yaptın? Hata yaptığını, pişman olduğunu, beni çok özlediğini, kandırıldığını söyledi. Bir oğlu olmuş ondan bahsetti bana. Ama çok pişmanmış öyle dedi. Benim içimde köreldiğini sandığım aşkım tekrardan alevlenmeye başladı. Tekrardan aşık olmuştum. Ya da bitti dediğim aşkım bitmemişti bilmiyorum. Biz öylece tekrardan konuşmaya başladık. Bana geri dönmek istediğini söyledi. Git diyemedim, olmaz diyemedim çünkü hala onu seviyordum. Böylece 15 gün konuştuk. Onu affettim. Ve hala istiyordum onu, kaçıracaktım. Kocasının koynundan alıp kendi koynuma koyacaktım. Evet yanlıştı, ayıptı. Ama kendimi durduramıyordum. Bir gün onunla konuşurken annem dinlemiş bizi. Onunla mı konuşuyorsun dedi. Evet dedim. Hala seviyor musun dedi. Evet dedim. Ne yapacaksın? O evli dedi. Kaçıracağım dedim. Kadın kalp krizi geçiriyordu neredeyse. Onu eve almam, sütümü haram ederim dedi. Babama anlatmış her şeyi. Babam çekti kenara, nasihat etti. O bize yakışmaz, o evli gibi şeyler söyledi. Şu anda ne söylediğini tam bilmiyorum. Çünkü o an kulaklarım duymuyordu. Kaçta köye gittim, evlerini buldum. Evlerinin etrafında tur attım. Onu kaçıracaktım, kafaya koymuştum. Ama olmadı, geri döndüm.
Ben onu kaçırmanın planını kurarken bir gün İstanbul'da hiç görmediğim tanımadığım teyzem vardı. İzmir'e bizi ziyarete geleceklerini söylediler. Teyzem bir oğlu, bir kızı da bir torununa geldi. Ama ben kim gelmiş, kim gitmiş hiç umursamıyordum. Aklımda bir tek Ayşe vardı. Annem olan biteni teyzemin kızını anlatmış. Adı Perihan olsun. Perihan'ı anlatmam gerekirse çünkü hikayenin kalan kısmında başrolde o var. Benim hayatımın kahramanı. Perihan'ın başından bir evlilik geçmiş. Evliliklerinde şiddet görmüş, ağır travmalar yaşamış. Erkeklere hiç güvenmeyen ve tekrardan evliliği aklından tamamen çıkarmış bir insan. Kocasının evinden ayrılalı tam 4 yıl olmuş, 4 yıl. Anne evine gelir gelmez boşanma davasını açmış ve ne hikmettir ki o 4 yılda dava bitmemiş. Perihan kendini kızına adamış. 5 vakit namazını kılan, kendini tanıyan, namuslu ve terbiyeli bir kadın. Annem olan biteni ona anlatmış. Benimle konuşmasını, beni bu yoldan çevirmesini istemiş. Benim gözüm kimseyi görmüyor tabii. Bir gün geldi yanıma, muhabbet etmek istedi. Niyeti belliydi. Ona da anlattım hepsini. Çok sevdiğimi anlattım. Çok özlediğimi anlattım. O da beni bu yoldan çevirmek için elinden ne geliyorsa yaptı. O da farkındaydı, yanlıştı. Olmazdı. Ama ben yine de Nuh dedim, peygamber demedim. Hatta bana ne kalın kafalısın bile demişti. Ben kalın kafalı değildim. Sadece çok aşıktım. Herkes dua ederken, hayırlıysa nasip et, hayırsızsa nasip etme ya Rabbi diye dua eder ya. Ben Allah'a Ayşe için her dua edişimde, Allah'ım ben onu istiyorum. Hayırlıysa da nasip et, hayırsızsa da nasip et kabulümdür. Ben hep böyle dua ederdim. Çünkü ben ne olursa olsun onu seviyor ve istiyordum. Hatta sevgili olduğumuz dönemlerde bir arkadaşımdan Ayşe'nin bir erkekle anal ilişkiye girdiğini, bunu duyduğunu söyledi. Kördüm, bir şey demedim. İçime attım, sustum. Ne kadar doğruydu bilmiyorum ama doğrudur kesin. Beklerim ondan. Bir gün Ayşe bana mesaj attı. Dedi ki, ben çok hastayım. Doktora gittim. Doktor kanser olduğumu, fazla bir ömrümün kalmadığını söyledi diye yazmış. Moralim iyice bozulmuştu tabii. Bir akşam evimin bahçesinde otururken Perihan geldi yanıma. Niyeti yine bana nasihat verip o girdiğim yoldan beni döndürmekti. Dedim ki Perihan'a, bak dedim, kansermiş, hastaymış. O da bana dedi ki, sen de bunu yedin mi? Doğruymuş dedim. Perihan bana Ayşe'den hastalığın sonuçlarının olduğu raporu ve doktorun yazdığı ilaçların fotoğrafını iste dedi. Öyle de yaptım. İstedim Ayşe'den, sonuçları da gönderdi. Kullandığı ilaçların fotoğrafını da. Bunları Perihan görünce güldü. Kahkaha attı. Zoruma gitti doğrusu. Meğerse bana attıkları her kadında görülebilen rahim iltihaplanması ve iltihap giderici ilaçların fotoğrafıymış. Salak yerine koymuş beni. Yani beni yine kandırıyor, yine aldatıyormuş. Ben bunları görünce yine şok geçirdim. Yine kandırmıştı. Bana bunları niye yapıyordu ki? Ben ona hiçbir şey yapmamıştım. Bunları görünce sövdüm, küfrettim. Bağırdım, çağırdım. Ama bu kez her şeyi bitirdim. Ayşe benim için ölmüştü artık. Onu kendi içimde öldürmüştüm. Ama bu sefer de intikam almak istiyordum. Yaptığı yanına kar kalmamalıydı. Abisini tanıyordum, aradım. Hepsini anlattım. Kız kardeşine evli olduğu halde benimle konuştuğunu ve bana kaçmak istediğini söyledim. Niyetim onu rezil etmekti. Abisi de benim tüm bu anlattıklarımı kocasına yetiştirmiş. Yine bir gün telefonum çaldı. Arayan kocasıydı. Ne yaşandığını, ne olduğunu bir de benden duymak istedi. Ona da anlattım. Yazıştığımız mesajları istedi benden, gönderdi. Ben mutluydum artık. Çünkü hem gözüm açmış, hem de intikamımı almış, onu rezil etmiştim. Boşanırlar diye düşünüyordum. Duyduğuma göre de boşanmamışlar. Zaten en son ölüyordu. Aradan yıllar geçti, hala ölmemiş. Hatta üçüncü çocuğunu doğurmuş. Bazen erkekleri de anlamak zor. Teyzemin kızı Perihan beni bu bataklıktan çekip çıkarmıştı. Ve o benim için artık bir kahramandı. O günden sonra arkadaş olduk. Biz de oldukları süre boyunca vakit geçirdik. Güldük, eğlendik, konuştuk. Yakınlaştık, muhabbet ettik. Sanki birbirimizi tamamlıyor gibiydik. Tabii illaki her güzel bir günün sonu vardır. Gitme günü geldi. Gideceklerdi. Son hazırlıklar yapılmıştı. Yola çıkacaklardı. Perihan beni odaya çağırdı, durdu. Öyle karşımda bir şey demedi. Gözleri dolmuştu. Anlam veremedim. Sarıldı bana sımsıkı. Bugüne kadar kendine helal olmayan hiçbir erkeğe dokunmamış kadın, o an ben helal olmadığım halde bana sarıldı. Ve beni boynumdan öptü.
Ben de o an kaldım öyle. Çekti gitti, arabasına bindi. Hiçbir şey diyemedi. Dese ağlayacaktı, belliydi. Son vedalar edildi belki. Gittiler, peşlerine koşmak istedim, durdurmak istedim. Gitme demek istedim. Ama bunu neden demek istedim? Desem ne diyebilecektim bilemiyordum. Kaldım. Öyle sustum. Bir saat gibi bir süre geçti. Perihan beni aradı. Yolda arabalarım bozuldu. Onlara tekrardan geri getirmek için almaya gelmemizi söyledi. O an duyunca dünyalar benim oldu. Bu Allah'ın bir lütfu muydu bilmiyorum. Arabaları bozulmuş, tamircide de bir hafta işi var dedi. Bu da bizim Perihan'la ekstradan bir hafta daha vakit geçirmek oluyordu. İkimiz de mutlu olmuştuk aslında. Çünkü bir hafta daha ayrılmayacaktık. Yine güzel vakitler geçirdik, konuştuk. Gizli gizli gülüşüyor, bakışıyorduk. Kimseye belli etmiyor. Hatta aynı odanın içinde ailece çay içerken mesajlaşıyorduk. Ama normal sıradan iki kuzen gibi. Evet, bir haftanın sonunda arabaları tamirden çıkınca tekrardan hazırlıklar yapıldı. Tekrardan son vedalar edilirken Perihan beni yine odaya çağırdı. Yine üzgün, yine gözleri dolu, yine sarıldı bana. Yine öptü beni boynumun sağ köşesinden. Bu sefer ondan aldığım cesaretle ben de onu öptüm. Ben de ona sımsıkı sarıldım. Bunu niye yapıyorduk bilmiyordum. Ama kendimizi durduramıyorduk. Bu sefer gittiler. Bu sefer ayrılmıştık. Bir daha onu ne zaman görürüm bilmiyordum. Onu istiyordum. Çünkü o bana çok iyi gelmişti. Nasıl mı? 40 doktor bir araya gelse beni onun kadar iyileştiremezdi. Ertesi gün olduğunda mesaj attı bana. Attığı mesaj aynen şöyleydi. Ferhat, seni seviyorum. Bu kadar. İster inan, ister inanma. Mesajı gördüğüm an bir şey diyemedim. O da heyecanlanmış olacak ki engellemiş. E ne oluyordu şimdi? Hiçbir şey anlamamıştım. Ama o an anlamıştım ki Perihan boşalan kalbimin tam ortasına taht kurmuş, oturmuştu. Evet, evet evet, aşktı. Yeniden aşık olmuştum. Ama bu sefer doğru kişiyi mi bilmiyordum. Olur muydu böyle? Ama olmuştu işte. Aramızda o günden sonra güzel bir ilişki oldu. O beni seviyor, ben onu seviyordum. Ama bu sefer tek taraflı bir aşk değildi. Ve inanıyordum ki o da beni seviyordu. Her gün saatlerce konuşur olmuştuk, hayaller kuruyorduk. Evlenirsek nasıl evleniriz? Düğünümüz nasıl olur? Çocuklarımız nasıl olur? Çocuklarımızın ismi ne olur? Her türlü hayaller, türlü türlü muhabbetler. Hep de birbirimizi çekinmeden sevdiğimizi söylüyorduk. Ama ben bu zamana kadar hiç evlenmemiş bir birey, Perihan'sa evlenmiş, ayrılığı 4 yıl olmuş, 4 yıllık süre zarfında boşanma davası süren, annesinin evinde yaşayan ve İstanbul'da bir tekstil atölyesinde çalışan bir insandı. Perihan bunları dert etti içine. Belki de kendini bana yakıştıramadı. Sonuçta o bir kere evlenmiş, ayrılmıştı. Ben hiç evlenmemiştim. Ben bunu hiç kafaya takmadım. Hiç düşünmedim. Çünkü ben, bana göre iki gönül bir olunca samanlık seyran olurdu. Bir gün bana ikimizin olmayacağını söyledi. Neden dedim? Benim hiç evlenmediğimi, onun bir kere evlenip ayrıldığını, bu yüzden olduğunu söyledi. Yani kısacası vazgeçmişti. Hani şu el alem ne der dediğimiz bir kavram var ya, el alemi kafaya taktığımız kadar hayatımızda başka şeyleri kafaya taksak daha güzel yerlerde olabiliriz. El alem ne der diye hep mutluluğumuzu öteledik biz. Buradan sizlere de tavsiyede bulunmak istiyorum. El alemi asla kafaya takmayın. Ve emin olun, el alem sizin iyiliğinizi istemiyor. El alem ne der demeyin. Doğru bildiğinizin peşinden gidin. Bu arada ailemde Perihan'la konuştuğumu anladılar. Tabii yine annem sordu bana. Perihan'la konuşuyor musunuz diye. Konuşuyorum dedim. Saklamadım. Seviyor musun dedi. Seviyorum dedi. O da seni seviyor mu dedi. Evet dedim. O evlenmiş, boşanmış dedi. Ne olacak? Olursa olsun dedim. Bu sefer fazla bir şey diyemediler. Çünkü benim psikolojimin bozuk olduğunu düşünüyorlardı. Bir de Perihan huyu güzel bir insan. Namuslu, 5 vakit namazında düzgün bir insandı. Ailem Perihan'ı seviyor, takdir ediyorlardı. Ama ailem gönülsüzdü. Hem dul olduğu için hem de annelerimiz kardeş olmasına rağmen hiç anlaşamaz, kavga ederlerdi. Kaynanan biraz kötü, huysuz bir insandı. Ama ailem baktılar biz birbirimizi seviyoruz, o yüzden fazla da bir şey diyemediler. Ama biz o an Perihan'la ayrıydık. Ayrılmıştık. Bunları ona söyleyemedim. O günden sonra Perihan beni hiç istemedi. Beni istemiyordu. Ama beni engellemiyor, benden uzaklaşamıyordu. Beni sevmediğini söylüyor ama kıyamıyordu. Bal gibi farkındaydım, o da beni seviyordu hala. Ve benim için benden vazgeçiyordu. Ben de bunu bildiğim için asla bırakmadım. Asla ondan vazgeçmedim.
Hani bir laf vardır ya, savaşta her yol mübahtır diye. Bana göre de aşkta her yol mübahtır. Onu geriye döndürmek için her yolu denedim. Hatta bir keresinde evdeki tüfeği aldım, dağa çıktım, Perihan'ı aradım. Dedim ki, ya dedim bana geri dönersin ya da kendimi vururum. Önce benim blöf yaptığımı sandı. Doğru, blöf yapıyordum. Vur dedi, seni istemiyorum. Bana da öyle deyince ben de telefonun sesini açtım. Havaya bir el ateş ettim. Sonra sustum. Hiç sesimi çıkarmadım. Sanki gerçekten kendimi vurmuş gibi telefonu dinledim. Perihan onun hıçkırıklara boğuldu. Ağlamaktan nefes alamıyordu. Sanki ölecekti. Uzun uzun ağladı. Birkaç kere Ferhat dedi. Tabii ben ses etmedim. Telefonu kapattı. Galiba o an kendimi vurduğumu sandı. Aradan geçen 2 saat sonra telefonum çaldı. Arayan Perihan'dı. Utanıyordum. Doğrusu açsam ne diyecektim bilmiyordum. Rezil olacaktım belki. Açtım telefonu. Alo dedi, alo dedim. Sesimi duyunca güldü. Hani dedi vuruyordun kendini? Dedim ben sana kavuşmak için elimden ne geliyorsa yaparım. Bu olay olduktan sonra yine bana dönmedi. Beni seviyordu, beni istiyordu ama sırf benim iyiliğimi düşündüğü için benden vazgeçiyordu. Tam 8 ay hep koştum arkasından. Yalvardım, konuştum, hep anlattım. Hiç vazgeçmedim ondan. Çünkü biliyordum ki o beni seviyordu, ben de onu istiyordum. İnatçıdır kendisi. Hiç bırakmadım onu. Çünkü biliyordum ki ayrılırsak ikimiz de ömrümüzün sonuna kadar mutsuz olacaktık. Ve dedim ki ona, ben ya seninle evlenirim ya da başkasıyla asla evlenmem. Çünkü biz birbirimizi hak ediyorduk. Neredeyse 1 yıl olmuştu. Ben her gün onu arıyor, her gün yalvarıyor, her gün geri dönmesini istiyordum. Dönmedi. Artık benim umudumun bittiği, gücümün tükendiği noktada bir karar aldım. İzmir'den İstanbul'a gidecektim. Bu sefer yüz yüze konuşup yüzüme söylemesini isteyecektim. Perihan'ı aradım, İstanbul'a geleceğimi söyledim ben geliyorum diye. Gelme dedi. Biletimi kestim, İstanbul'a gittim. Evlerine gittim. Teyzemin evi olduğu için kimse niye geldin demedi. Misafir oldum evlerinde. Biliyor musunuz? Beni istemeyen, sevmeyen kadın yalnız kaldığımız ilk fırsatta yine sarıldı. Beni yine öptü boynumdan. Ne oldu dedim, şey diyemedi. Ben haklı çıkmıştım, tamam dedi. Bu sefer de yüzümü görünce dayanamadı. Ve benim de onu gerçekten sevdiğimi anladı. Bir hafta geçirdim evlerinde. Yine güzel olmuştu, yine mutlu olmuştuk, kavuşmuştuk. Her güzel şeyin bir sonu vardır yani. Bir hafta sonra döndüm memleketime. Sonrasında bana dedi ki, madem beni istiyorsun, seviyorsun, ya ayrılalım ya kavuşalım. Tamam dedim, gözüm korkmaz hiçbir şeyden. Geçtim babamın karşısına, oturdum, durumu anlattım. Dedim arıyorsun babasını, söylüyorsun durumu. Anlatıyorsun. Emin misin oğlum dedi. Eminim baba, ara dedim. Çıkardı telefonu, aradı. Babam dedi ki, benim oğlan senin kızla uzun zamandır konuşuyorlarmış. Bunlar kendi aralarında karar vermişler, evlenmek istiyorlar. Ne diyorsun diye. Tabii benim kayınpeder o an çaktırmadı ama sinir küpüne dönmüş. Çünkü onlarda bir erkekle konuşmak çok kötü, çok ters bir şey. Yine de tamam dedi, buyurun gelin. Tabii telefonu kapattıktan sonra Perihan'a da kızmış babası. Artık bir yola başlamıştık. Memleketimiz uzak olduğu için isteme ve nişan aynı gün yapılacaktı. Kıyafetler alındı, yüzükler alındı, hazırlıklar yapıldı. Mutluyduk artık. Çünkü kavuşmak için aramızda engel yoktu. Tabii bu arada Perihan'ın mahkemesi hala devam ediyordu. 5 yıl olmuştu, daha sonuçlanmamıştı. Yani resmiyette başkasıyla evliydi. Bizim aldığımız karar önce imam nikahıyla mahkeme bitene kadar evliliğimizi devam ettireceğimize, mahkeme bitene kadar çocuk sahibi olmamamız gerekiyordu. Mahkeme bitmeden çocuk sahibi olursak, onlar daha boşanmadığı için benim çocuğumun Perihan'ın eski kocasının soyadını almasına, onun kimliğine geçme ihtimali vardı. Fazla uzatmadık. 3-4 ay sonra gittik nişanımızı yaptık. Yüzüklerimizi taktık. En güzel günlerimizden biriydi. Ailelerimizde maddi durum olmadığı için düğün için biraz zaman gerekiyordu. Ve bizim bu zamanı bekleyecek sabrımız ve vaktimiz yoktu. Düğün istemedik, düğünümüz olmadı. Perihan'la aldığımız karara göre hayatımıza İstanbul'da devam ettirecek, orada evli kalacaktık. Öyle de oldu. Babamla birlikte nişandan sonra tekrar İstanbul'a gittik. Giderken sadece bir çantayla gittim. Ev tuttuk hemen. Hiçbir şeyimiz yoktu. Babam bizim için 20 bin lira kredi çekti. Kayınpeder tarafı bir çay kaşığı bile vermediler. Onlar da kız evlat, evlat yerine koyulmuyor çünkü. Belki de o yüzden.
Zaten kaynana evden iki boğaz eksildi diye seviniyordu. Ben bunun farkındaydım. Hemen ev tuttuk, beyaz eşya mağazasına gittik. Kayınpeder kefil oldu. Evin temel ihtiyacı olan eşyaları aldık. Kendi evimize geçtiğimizde evimiz bomboştu. Hiçbir şey gelmemişti. Sadece Perihan annesinin evinde kızıyla üstünde yattığı tek kişilik bir baza vardı, onu getirdi. Evimize geçtiğimiz ilk akşam ne koltuk, ne buzdolabı, ne televizyon, ne yemek yapacak bir tane tencere, bir çatal, bıçak. Hiçbir şey ama hiçbir şey yoktu. İlk akşam yatmamız gerekiyor, yatağımız bile yok. Üşüsek yorganımız yok. Perihan'la kızımızı o evden getirdiği tek kişilik bazaya yatırdım. Üçümüz sığamadığımız için. Ben o eski halıyı parkelerin üzerine serdim de yattım. Perihan dayanamamış olacak ki, o da yanıma geldi, sarıldık. O eski halının üstünde yattık, uyuduk. Ve ilk gecemiz böyle geçti. Daha sonra hayatımızı devam ettirebilmek için benim iş bulmam gerekiyordu. Daha sonra sigorta girişimi olmadığı için ve ekonomik krizden dolayı hiçbir yerde iş bulamadım. Hangi kapıyı çaldıysam, hangi fabrikaya gittiysem kimse bana iş vermedi. Az bir elimizde paramız vardı, onu da bitirmek istemiyorduk. Bu arada eşyalarımız da evimize gelmişti. Yavaş yavaş toparlanmaya başladık. Sağ olsun ev sahibi de acıdı halimize de evindeki tabağı çanağı fazla eskiyi bize gönderdi. Biz onlarla idare ettik. Bu arada kayınpeder tarafından yine hiçbir şey görmedik. Kayınpeder Perihan tanıdığı bir yere işe soktu. Ama ben hangi kapıyı çaldıysam, nereye gittiysem iş bulamadım. Perihan çalışıyordu, ben 2 ay iş bulamadım. Sonunda ekmek fırınında iş buldum. Hamur bölümünde haftalığı 400 liraya çalışmaya başladım. Bu arada kayınvalide biz bu zamanları geçirdiğimiz halde kızımızı para karşılığında bakmak istedi. Biz de mecburen kabul ettik. Artık yavaş yavaş hayatımızı düzene sokmuşken Perihan çalışıyor, ben çalışıyorum. Tam hayatımız düzene girecekken kayınvalide yağmurlu bir akşamda çocuğu oğluyla eve gönderdi. Bakmak istemediğini söyledi. Bunun üzerine Perihan işi bırakmak durumunda kaldı. Borçlarımız, taksitlerimiz, kiramız var. Benim haftalık 400 lirayla bunların hepsini karşılamam imkansızdı. Eşimin tavsiyesiyle C sınıfı bir ehliyet aldım. Kararım İstanbul'da şoförlük yapmaktı. O zamanlar daha 2 aylık İstanbul'dayken, daha yol bilmem, iz bilmem, hiçbir şey bilmezken şoförlüğe başladım. 40 aya kamyon kullanıyordum. O zamanlar maaşım 2500 liraydı. Kazanıyordum ve çok şükür bize yetiyordu. Borçlarımı ödedim. Evimizdeki eksiklerimizi tamamladık. Aradan 1 yıl süre daha geçti. İyi kötü bir araba bile aldık kendimize. Bu arada eşim hamile kaldı, bir oğlumuz olacaktı. Ama işin kötü yanı, eşimin mahkemesi hala devam ediyordu. Daha boşanmamışlardı. Anlayacağınız olmaması gerekiyordu. Tabii bu arada korku sardı içimi. Çünkü boşanmadıkları için bu bir suç niteliğini taşıyordu. Ve benim en büyük korkum kendi çocuğum benim değil de başkasının soy ismini almasıydı. Dedim ya, bir telaş sardı bizi. Çevreme sordum, avukatlarla görüştüm, bir çıkar yol aradım. Avukatlar bana yapabilecek bir şey olmadığını, bunu düzeltmenin bir yolu olmadığını söylediler. Çaresiz beklemeye başladık. Yani benim çocuğum başkasının soy ismini alacaktı. Alsaydı her şey daha kötü olurdu. Doğumun son günlerinde aklıma bir plan geldi. Son çare olarak bunu deneyecektim. Eşim Perihan'ı annemin kılığına sokup doğumda annemin kimliğiyle hastaneye yatıracaktım. Doğum günü geldi. İzmir'den annemin kimliğini istedim, gönderdiler. Annemin kimliğini alarak annemin kimliğiyle eşimi annemin kılığına sokarak eşarpla yüzünü kapatarak hastaneye yatırdım. Hastane ismi vermeyeceğim. İkitelli yakınlarında bir devlet hastanesiydi. Doktorlar anlar gibi oldu ama biraz da eşim rol yapmasıyla bir şey diyen olmadı. Doğuma girdi, doğum gerçekleşti. Aslan gibi bir oğlum olmuştu. Evet, oğlumuz bizim değil de annemin babamın üstüne kayıtlıydı. Mecburduk. Çünkü oğlumuz diğer kişinin üzerine kayıt olsaydı belki mahkeme bitmezdi. Belki de oğlumu kimliğin üzerime almak çok daha zor olurdu. Bu yaptığımız plan işe yaramıştı ama çok uzun sürmedi. Çocuğu Esenyurt'ta bir sağlık ocağına aşı için gittiğimizde bu durum hemşire tarafından fark edildi. O gün gerekli kurumlara dilekçe verdik. Allah razı olsun o hemşireden. Çok yardım etti. Ama 1 yıl kadar bu olaydan dolayı bizi aramadı. Bu süreçte eşimin davası bitti, boşandılar. Özgür olmuştu artık. Acele edip hemen nikahımızı kıydık. Evet, eşimin boşanması mahkeme açtığı ilk günden bu yana neredeyse tam 7 yıl sürmüştü. Çekişmeli boşanmaydı zaten. Şimdi soruyorum sizlere, hak mıdır bu? Koskoca 7 yıl.
7 yıl ya. Kadın da olsa, erkek de olsa mahkeme 7 yıl sürer mi? 7 yıl çalınır mı insanın ömründen? Mahkeme bu kadar uzun sürmeseydi biz bunları yapmak zorunda kalmazdık. Biz nikahımızı kıydıktan sonra savcılık annemi, babamı, eşimi, hepimizin ifadesini aldı. İfademizi doğru verdik. Çocuğum için de hepsi. Son ifadeyi eşim verdi. Polis eşime demiş. Fazla geç olmadan çocuğun kimliğini üzerinize alın. Alalım da bilmiyorum ki ne yapacağım, nasıl yol izleyeceğim. Sizin ve takipçilerinizden fikirlerine ihtiyacımız var. Bu hadiseler yaşanırken İstanbul'da 3 yılımız geçti. Pandemiyle birlikte kiraların artmasıyla 6 ay önce İzmir'e taşındık. Bir çantayla gittiğim İstanbul'dan 2 evlat, 1 araba ve 1 kamyon eşyayla döndüm. Evet, 2 evladım var. Bir oğlum, bir de üvey kızım. Asla ayrım yapmadım. Bir değil 2 oyuncak aldım. Bir değil 2 çikolata aldım. Hep eve gelirken ikisine de eşit sevgi göstermeye çalıştım. Eşim şimdi 3. çocuğumuz hamile. 3. çocuğumun kız olmasını istedim ama o da erkekmiş galiba. Rabbim bilerek nasip etmedi, kim bilir. Belki o kız olsaydı üvey kızım kötü etkilenirdi. Belki sevgi gösteremezdim. O bilmiyor üvey babası olduğumu. Bir gün mecbur öğrenecek. O gün gelene kadar ben hep onun babası olacağım. O günden sonra seçim onun. Ben istiyorum ki okusun. Benim kapımdan gelin olsun. Şimdi ben tır şoförlüğü yapıyorum. Arabamızı satıp küçük bir çiftlik kurmak istiyoruz. Ben şoförlüğü devam edeceğim. Perihan çiftlikle ilgilenecek. O İstanbul'da büyümüş ama yaparım diyor. Bakalım, ne olursa olsun onu çok seviyorum. Gücüm herkese yeter de bir tek onda güçsüzüm. Onda dönmez dilim, kesmez kılıcım. Ben bir tek onda çaresizim. Buradan tüm dünyaya haykırıyorum. Seni seviyorum kadın. Sen benim hayatımın kahramanısın. Son olarak söylemek istediğim, el alem ne der demeyin. Aşkta her yol mübahtır. Sevdiğiniz, sevildiğinize inanıyorsanız, ölüm olsa geri adım atmayın. Yine söylüyorum, el alem ne der demeyin. Hayat sizin hayatınız. Asla vazgeçmeyin. Olmayacak aşklara da boşa kürek çekmeyin. Bazen gitmek gerekir, vazgeçmek gerekir. Ben en başta bunu yapamadım. Belki de vazgeçmesem gerçek aşkı bulamazdım. Kendinize iyi bakın. Öncelikli olarak şu an mutlu olmanıza sevindim. İnşallah bundan sonraki hayatınız mutlu ve huzurlu geçer. Unutmadan şunu söylemek istiyorum. Bence bilmediğiniz işe girmeyin. Çünkü çiftçilik işi gerçekten çok zor. Ve inanılmaz görmediğiniz maliyetler var. Eğer çiftçilik işine girecekseniz önce gidin bir çiftlikte çalışın. 2 ay, 3 ay bir bakın. Çünkü siz elinizde kalan son kurşunu atacaksınız. Birçok tanıdığımı gördüm çiftçilik işiyle uğraşıp daha sonra kapatmak zorunda kalan. Ha bu sizin umudunuzu tüketmesin. Çünkü çiftçilik gerçekten çok zordur. Ne çok büyütür ne çok düşürür. Ayakta kalabilirseniz kendinizi döndürmeye çalışırsınız. Benim abim gezen tavuk işiyle ilgileniyor. Gezen tavuk çiftliğinde tavuklara yem verilmek zorunda. Ve o yemler biliyor musunuz? Dolardan daha fazla olarak zamlanıyor. 2018'de abim işe girdiğinde çuval 50 liraydı. Tam 2 sene önce dolar 2-3 katına çıktığı halde yemler 10 katına çıkmıştı. Çünkü çiftçilikte de yemler var, bakımları var vesaire. Çok zor. Çünkü o yemler hep dolardan daha fazla zamlanarak geliyor ülkemize. Bundan dolayı size tavsiyem, eğer gerçekten çiftçilik yapmak istiyorsanız hayalinizden vazgeçmeyin, zor olduğunu bilin, iyice araştırın ama gidin ne olursunuz 2 ay 3 ay çalışın. 2 ay 3 ay başka bir çiftlikte çalışın. Sektörü ve piyasayı görün, emin olduktan sonra maliyetlerinizi hesapladıktan sonra ondan sonra girin bu işe. Ve çocuğunuz hala annenizle babanızın üzerine kayıtlıysa bununla ilgili de zaten avukatınız varmış. Ona danışabilirsiniz. O gerekli bilgiyi verecektir ama benim bildiğim babalık davası açmak. Zaten savcılık makamı sizi çağırmış. Ortada bir dava var. Bu dava sonucunda değiştirmeler lazım diye düşünüyorum. Tabii bunun detaylarına hakim değilim. Bunu da yeri gelmişken söylemek istedim. Adam o kadar kandırılmış ki. Hani Perihan gittiğinde araba bozuldu dedi ya. Ben Perihan'a inanmadım. Belki çoğunuz inanmamıştır Perihan'a. Çünkü adam o kadar kandırılmış ki Perihan da kandırıyor zannettim. Ve her zaman Rabbimden hayırlısını istemeliyiz. Hayırsızsa nasip et dememeliyiz. Ağzımızdan çıkan dualar çok önemli. Hayırsız olur başımızı yakar. Ayet-i Kerime'de buyurulduğu gibi, şer gibi görünen şeyde bir hayır, hayır gibi görünen şeyde bir şer olabilir. Biz hep hayırlısını istemeliyiz.
Belki de bir şeyden korunacağız. Belki şer gibi göründüğü şeyin akabinde bir hayır gelecek. Bunu biz bilemeyiz, Rabbim bilir. O yüzden dualarımıza çok dikkat edelim sevgili dostlar. Bu arada sevgili dostlar, şunu da eklemek istiyorum. Hani kendisi yazmış ya, duyduğum kadarıyla böyle böyle arkadan ilişkiye giriyordu diye. Duyduğunuz kadarıyla kesin gözüyle bakmışsınız. Bu bir gayiptir. Biliyorsunuz ki dinimizde zina diye terkinde bulunmanız için şahit getirmeniz lazım. Çünkü İmam Hatip okumuşsunuz. Kur'an-ı Kerim'de Rabbim öyle buyuruyor. Şu an tam ayet-i kerimeyi hatırlamıyorum ama eğer birine zina istisnasında bulunuyorsanız şahit getirmeniz lazım. Ve o şahitlerden sonra o zina geçerli oluyor. Şahitlerin sayısını şu an bilmiyorum. Ama zanda bulunmak dinen doğru bir şey değil. Burada yeri gelmişken bunu da söylemek istiyorum. Çünkü günümüzde herkes bu böyledir kesin. Ben biliyorum. O pislik onu da yapar. Bunları dememek lazım. Allah korusun. Onun için değil, kendimiz için, günaha girmememiz için yapmamız gerekiyor. Bilginiz dahilinde olsun. Bilen arkadaşlar varsa da yorumlara ayeti kerimeyi paylaşabilirler. Tabii ki beyefendi bunun farkında olmayabilir, yargılamamak lazım. Her insan hata yapar bu dünyada. Kendisinin de yaptığı hatalar olmuş. Hangi birimiz pür pakız ki? Yanlış hatırlamıyorsam Hazreti İsa peygamberin bir hikayesi vardır. Bir kadın zina ediyor, taşlamak için meydana getiriyorlar. Ve sonra Hazreti İsa diyor ki, taşı ilk günahsız olanınıza atsın. Buradan anlayacağımız şey şu, hiçbirimiz günahsız değiliz. Kimseyi yargılamayalım. Çünkü yarın ne yaşayacağımızı bilmiyoruz. Yarın daha yaşanmadı. Neyse, daha konuşacak çok şey var ama benim söyleyeceklerim bu kadar. Benim unuttuğum, sizin eklemediğiniz bir şey varsa onları da yorumlara yazabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer videolarımızı seviyorsanız aşağıdaki like tuşuna basıp videoya yorum yaparsanız verdiğimiz emekler adına mutlu oluruz. Eğer bu videoları sosyal medyada, WhatsApp gruplarında paylaşırsanız da kim bilir, belki birisinin keşke yapmasaydım demesine engel olursunuz. Gelecek bölümde görüşmek dileğiyle. Sevgiler, saygılar, Allah'a emanet olun.